Hazır mıyız? İyi akşamlar, merhabalar, mutlu hafta sonları. Cumartesi gününden herkese merhabalar hocalarım. Bir takılma yaşıyorum, o takılmayı geçirmeye çalışıyorum şu anda. Bir yandan da sesimde ya da görüntümde herhangi bir sorun var mı acaba? İnşallah takılmam da geçerse PDF'e geçiş yapabilirsem şuradan direkt başlayacağım ancak bir türlü bir geçiş yapamadım. Mesajlarınızı da açamıyorum şu anda. Nedense bir takılma yaşandı. Olur böyle şeyler. Onu bir bekleyelim bakalım. Bilgisayar kendine gelsin. Geldi. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Şu anda sesle ya da görüntüde hiçbir sorun yok. Şimdi sorun yok dedik, gayet iyi dedik. Merhabalar efendim, merhabalar. Nasıl gidiyor çalışmalarımız, ne durumdayız acaba kaydımızı aldığımıza göre? Bugün birlikte çeviri soru çözümü yapacağız. İngilizceden Türkçe, Türkçeden İngilizce çeviri soruları yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onların üzerine yoğunlaşacağız. Biliyorsunuz ki YÖK Dil Sınavı'nda 6 tane İngilizceden Türkçe'ye, 6 tane Türkçeden İngilizce'ye olmak üzere toplam 12 adet çeviri sorusu var ve çeviri soruları aslında yüzdelik olarak doğru cevap eğer en fazla bir yanlış yaparsak çok güzel doğru cevap olarak gelebilecek ya da bize 1,25 puanları çok güzel verebilecek bazı sorulardan oluşuyor. YKS'deki gibi aynen aynı şekilde. Neyse benim görüntümde bir takılma söz konusu, onu nasıl halledebilirim? Şu anda bakayım bir takılma var mı? Çevirmeye zorlandığım yer benim. Şimdi inşallah bugün bunun üstesinden birlikte geleceğiz hocalarım. Öncelikli olarak çeviri sorusu çözerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer ki cümleyi çevirirken içerideki dikkat etmeniz gereken sıralamayı takip etmiyorsanız ve özneyi bulmakta zorluklar yaşıyorsanız, özellikle reticulate, nonclause ya da reduction öznelerinde sıkıntılar yaşıyorsak bu noktada bazı zorluklar yaşarız çeviride. Çeldiricilere düşme ihtimalimiz çok yüksek olur. Şimdi öncelikli olarak çeviri sorusunda İngilizceden Türkçeleri çözelim birlikte. Çeviri sorusunda çeviriyi yaparken öncelikli olarak sizden istediğim her zaman önce özneyi bulmanız. Şimdi özneyi bulmamın nedeni ne? Çeviri sorusu yaparken eğer özneyi bulursanız özne ve reticulate öznesi mi? Nonclause öznesi mi? Bunun ayrımını yaparız ve sonrasında yüklem isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, aktif çekim mi, pasif çekim mi? Bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak özneyi bul diyorum. Özneyi bul. Özneyi bulurken de bu özne, yorumları kapatayım dikkatinizi almasın, sadece kendimi göreceği şekilde. Özneyi bulurken dikkat etmem gereken nokta tamamen şu. Özne bir relative clause öznesi mi? Özne bir noun clause öznesi mi? RC mi? NC mi? Yoksa reduction şeklinde çekimlenmiş bir özne mi? Hocam ben bunu nasıl anlarım? Şuradan anlarım. Eğer ki bir özne, şöyle bir örnek verelim. Mesela ülke dedin. Country. Ülke dedin, is yazdım. Mesela burada herhangi bir, ben which yapısı görmüyorum, that yapısı görmüyorum. Burada herhangi bir being gibi olan fiilin ayıncılısı çekimini görmüyorum. Bu şekilde bir yapı yoksa, bu yoksa direkt bir verb çekimi, mesela is gibi, has gibi, be fiili çekimi ya da bir yüklem çekimi yapıyorsa o zaman benim öznem budur. Ama ben burada ülke deyip, country deyip, which deyip açıyorsam ya da that deyip açıyorsam, ülke, which, that deyip açtın, which has, sahip olan yüksek unemployment. Yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke is diyerek x'tir diyelim mesela. Şimdi bu şekilde gördüğünde buradaki asıl yüklem ne? Buradaki ana özne ne? Bunu bulmak için which'in içerisinde bir fiil çekimi gördüm bak. Bir ülke dedin. Sadece ülke asla burada özne olmaz. Which'in içerisinde bir ne gördüm? Fiil çekimi gördüm. Bu bir ne? Relative clause. Relative clause'un içerisinde bir yüklem olduğu için bunu birleştirirken ben buraya hani ülke sahiptir diye çeviremem. Bunu birleştirmen lazım. Sahip olan ülke. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Sahip olan ülke. Niye? Neye? Yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke, sonra bir fiil daha geldi bak. En son
Çekimli eylem ya da çekimli fiil, buralarda which'ler, that'ler, who'lar, whose'lar, what'lar varsa eğer, en son çekimli olan eyleme bakıyoruz. O zaman bu ne olacak? Ana yüklemimiz olacak. Bu ana yüklemse eğer, bunun öncesi komple SVO diziliminde ne olur? Özne olur. Senin öznen ne? Yüksek işsizlik oranına sahip olan ülkedir. Olan ülke, o sahip olan ülkeyi görmemiz lazım özne noktasında. Ya da ben bunu reduction şeklinde de verebilirim. Mesela insanlar diyeyim mesela. People, who deyip açayım. Nasıl insanlar? Have work. Çalışan insanlar. Under hard condition, zor koşullar altında. Want to, yaşamak istiyorlar. Daha iyi bir hayat diye devam ettiğini düşün. Şimdi bu şekilde bir cümle gördüğünde benim ana yüklemim hangisi ve öznem hangisi? Hocam ben bunu bulamıyorum diyenler. Şimdi who'nun içerisindeki which'lerin, who'ların, that'lerin, red cloth yapılarının ya da non-cloth yapılarının içlerindeki fiiller bizim ana yüklemimiz olmuyor. Clause cümleciğinin fiilleri onlar. O zaman bu benim ana yüklemim değil. Bundan sonra bir yüklem daha var. Yaşamak istiyorlar. Şimdi o zaman en son çekimli fiilim buysa yüklemin ne olacak? Burası olacak. Öncesi nedir o zaman? Öznedir. Peki nasıl öznem? Direkt sadece insanlar mı yoksa çalışan insanlar mı? Buradaki yapıyı birleştirirken eğer ki bu WH, işte which'in, who'nun, that'in arkasında direkt bir verb görüyorsan bu birleştirmeyi önündeki isimle an, en şeklinde yaparsın. Çalışan insanlar diye. Öznede senin bunu görmen gerekiyor diyor bana İngilizce. Çalışan insanlar, zor koşul altında çalışan insanlar yaşamak isterler daha iyi, daha ferah, daha güzel bir hayat. Bu şekilde özneyi ayırabiliriz. Demek ki who'nun, which'in, that'in içerisindeki yüklemler benim ana yüklemim. Ondan öncesikiler benim öznem olmuyor. Bundan sonra gelen en son çekimli fiil ne olur? Bizim ana yüklemimiz olur. Öncelikli olarak bu özne ayrımına, yüklem ayrımına dikkat ediyorum. Şimdi tamam ben özneyi buldum. Öznem red clause öznesi, normal özne ya da non clause öznesi şeklinde buldum diyelim. Sonra neye bak diyor? Yüklem. Aktif mi, pasif mi? Buna bakmanı istiyor. Şimdi bu cümleye baktığımızda bir dedim özneyi bul. İki yükleme dikkat et. Üç bağlaç. Üçüncü dikkat etmem gereken bağlaç. Sıralamanız bu şekilde oldu. Şimdi Sibirya. Feels, hisseder. Far away, uzakta. Too many, birçok Amerikalı için. Şimdi hissettirir diye de çevirebilirim buna. Şurada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. To edatının arkasından insan yapısı görüyorsak eğer bunu için diye çevirmeniz tıpkı bir for kullanımı gibi çevirmenizi gerektiriyor çeviri. Ve edat kullanımlarında preposition sorusuna gelebilir. Birçok Amerikalı için uzak gibi hissettirmesine rağmen yakala bağlacı. Şimdi bağlaç hangi eylemde birçok Amerikalıya uzak gibi gelir, uzak hissettirir anlamında kullanmış. Ama öznem ne? Öznem Sibirya. Özne bu. Hissettirir yüklem. Bağlacın ne? Sede sada rağmen. Sede sada rağmen. Hissettirse de diye çevireceğim bak. Hissettirse de uzak gibi gelse de olabilir. Şimdi özneyi tut. Sibirya özne Adana'da. Dursun. Sibirya Bursa'da özne. Bu da bir dursun. Onun dışında Ceyhan'ı Sibirya'yı bul. Olan Sibirya demiş bak. Önüne dikkat. Olan Sibirya aslında burada Sibirya'yı which deyip açması gerekmiyor mu? Evet. Ya da orada bir reduction yapması gerekmiyor mu? Evet. Ayrılmış olan Sibirya diyor. Şimdi ayrılmış olan Sibirya'yı kullanman için Sibirya deyip ne yazman lazım? Which deyip, which ya da that diyemem özel isim olduğu için which deyip separate from demen lazım. Bak, which separate from. Böyle bir şey görebiliyor muyuz? Böyle bir şey yok. Separated from. Bu şekilde ayrılan Sibirya diye bir şey görmediğine göre o zaman şıklardaki ayrılmış olan Sibirya'da olur mu? Olmaz.
Burada Sibirya'ya baktım. Sibirya nerede? Bak, olağan Sibirya. Gene bir ne var burada? Gene bir relative clause cümleciği varmış sana öznesel konumda. Ayrılmış olan Sibirya gene yok. Onu da gönderdim. Edirne'ye baktığımızda Edirne'de nerede Sibirya? Şöyle göz ucuyla Sibirya. Ama birçok Amerikalı, özne bu bak. Birçok Amerikalı Sibirya'yı çok uzak bir yer olarak düşünmektedir demiş bir de. Şimdi düşünmektedir fiili yok. Öznem birçok Amerikalı değil. Öznem Sibirya olacak. O zaman Edirne'de gitti mi? Gitti. Şimdi ya doğru cevap Adana ya da doğru cevap Bursa. Neye bak diyor. Yüklem bağlaç devam et diyor. Birçok Amerikalıya, birçok Amerikalı için aynı şeyi söylemişsin bak. Uzak gelse de çok uzak gelmektedir ancak. Şimdi ancak bağlacı, bunlar bağlaç bilgisi için de çok önemli. Ancak doğru cevap olabilmesi için Türkçe çeviride benim İngilizce'de but, nonetheless, nevertheless ama fakat ancak bağlamlarında ya da however ya da işte still, yet yapılarını görmem gerekmiyor mu? Bunları ben ama, fakat, ancak diye çevirebilirim bağlaç olarak. Ama benim bağlacım olduğu rağmen sede sada değil mi? Olduğu rağmen sede sada. O zaman gelse de, uzak gelse de, uzak hissettirse de aslında diyerek devam etmen gerekiyor. O yüzden ancaklıktan Bursa patladı. Doğru cevabım direkt ne olur? Adana olur. Demek ki ben olduğu, ibn doğu, maçet doğu yapılarını. Bunlar işte çeviri için çok önemli. Olduğu, İvundo ve Maçez yapılarını, hatta Doğu yapısını, bunları ne diye çeviriyorum? Sede, sada, yapsa da etse de ya da rağmen diye çeviriyorum. Dikkat! While ve whereas yapıları, while whereas iken zıtlık olarak da kullanılır mı? Evet. İken zıtlık diye çeviririz aslında ama çeviri sorusunda, çeviri de karşımıza sede, sada şeklinde de tıpkı rağmen gibi çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu noktaya dikkat et. Onun dışında geldim diğer soruya. Bak, özne yüklem bağlaçtan soru çıktı. Hatırlarsanız Instagram'da bir şey paylaşmıştım. Hem preposition olarak doğru cevap olarak gelir bu. Hem de bu şekilde çeviri sorularını karşımıza çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Eğer ki bir cümlenin başında of edatını görüyorsak, of. Normalde of yapısı'nın tamlama verir. Yani ben burada şöyle bir örnek gösterecek olursam. Şurada bak, dikkat edin. Bering Boğazı'nın suları şeklinde tamlama olarak gelir genelde. Nın tamlama yapar. Şurada gördüğümüz gibi. Ama cümlenin başında gördüğünde of'u ne diye çevirmeni ister senden? İçinden diye çevirmeni ister. Ya da içinde diye çevirmeni ister. Ece Hoca'ya dese Instagram hesabından zaten bu bilgileri paylaşıyor. Şimdi of the many different relationship. Tut, burası bir özne değil. Bu içinden diyerek bir geçiş yapıyor. Birçok farklı ilişki. Nasıl ilişki? Düşmüş bir gizli det var. Bizim oluşturduğumuz over the course of the lifespan ömrümüz boyunca oluşturduğumuz birçok farklı ilişkinin içinden ilişki between parent and child. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki asıl özne bu. Aslında asıl öznem ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki ama komple şurayı da alabilir misin? Alabilirsin çünkü asıl özne neydi İngilizce'de? T ve O diziliminde fiil çekiminin öncesindeki yapıyı özne diye alıyordum. Bağlaç geçişleri olmadığı takdirde oraya dikkat etmem lazım. Şimdi is'dir isim cümlesi among the most important en önemlisi arasındadır. En önemlileri arasındadır. Senin yüklem olarak bunu görmeni istiyor. Arasındadır. Dırdır. Eğer ki be fiili çekimi görüyorsan is, am, are, was, were, have been, has been, dırdır. Bu bir nedir? İsim cümlesidir. Olduğu cümle ortasında bat gibi mi hocam? Olduğu değil asıl hocam, doğu cümle ortasında bat gibi kullanılır. Şimdi ben özneyi tutayım. Diyor ki birçok farklı ilişki bizim ömrümüz boyunca oluşturduğumuz birçok farklı ilişkinin içinden
Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki. Bak, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki. Özne'yi bunu bul diyor. Şimdi tüm hayatımız şurada Adana çıktı şuraya. Tüm hayatımız boyunca kurduğumuz birçok farklı ilişkiye kıyasla. Kıyasla mı? Compare to böyle bir bağlacım var mı? Compare to böyle bir bağlacım yok. Bunu bir gönder. Tüm hayatımız boyunca kurduğumuz birçok farklı ilişkiden, ilişkinin içinden olabilir bak. Dursun. Ebeveynle çocuk arasındaki ilişki. Şimdi sadece özne bu diyemem. Özne ne? İkisi ve ömrümüz boyunca kurduğumuz birçok ilişkinin içinden ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki. Burada eksik kalır. Şimdi en önemli olanıdır demiş. Tüm hayatımız boyunca kurduğumuz birçok farklı ilişki içinde. Bak bu vermiş. Bir dursun. Şimdi tüm hayatımız boyunca birçok farklı ilişki kurarız. Kurarızdaki özne ne? We have some relationship. Bazı ilişkilere ya da different farklı ilişkilere şeklinde devam eden bir cümle istiyor. Biz kurarız. Burada özne biz. Ama burada özne ne? Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki. Bu da patladı gitti. Özne uygun değil. Edirne'ye baktığımda tüm hayatımız boyunca kurduğumuz birçok farklı ilişki içinde. Yakaladım seni. Şimdi acaba doğru cevap Adana, Bursa mı yoksa Edirne mi? Şimdi Bursa'ya baktığımızda en önemli olanlarından biri de bak birisi yok. Van yok. One of the most yok. Deda, Oso, Ezvel yapısı benim cümlemde yok. Onu geç ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkidir. Hani arasındakidir olabilir ama burada herhangi bir Oso, Deda vurgusu yapacak biri diyebileceğim one of the most yapısı var mı? Yok. Ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki en önemlileri arasındadır. Şimdi bir de zaten arasındaki ilişkidir şeklinde mi? En önemlileri arasındadır mı? Is among arasındadır. Bunu araman lazım yüklem olarak. O yüzden doğru cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Özne, yüklem, bağlaç. Devamına baktım. Üçüncü soruma geldim. Öncelikli olarak özneyi bulmamız lazım. Hocam özneyi bulalım. Şimdi herhangi bir fiil çekimi şurada bir is, use görüyorum. Bunun öncesinde herhangi bir who, that, which gibi bir yapı görüyor musun? Göremiyorum. O zaman burası bunun öncesi komple ne olur? Özne yapısı olur. Şurası komple özne. Özneyi tuttuğumda özne ne diyor? Kentselleşme terimi. Özne. Kullanır mı kullanılır mı? Kullanılır. Yüklem. Şimdi ben özneden yürüyeyim, yüklemden yürüyeyim önce. Kentselleşme terimi Adana güzel mi? Güzel kalsın. Bursa'ya baktım. Hocam hiç gizli who, that, which özne olamaz mı? Hayır. Who, that, which ile oluşan yapı özne olabilir. Zaten o şekilde özneler olabilir. Burada asıl esas hocam Elif hocam yüklemi bulmak. Yani bunları gördüğünüzde bunların içerisindekiler ana yüklem demeyeceğiz. Bunlar relative clause cümlecinin yüklemi. Bunlardan sonra gelen çekimli fiil bizim için ana yüklem olacak. Şimdi Bursa'ya baktığımda kentleşme terimi kullanılır demiş. Özne nerede burada? İçinde demiş mesela. Kentsel alanlardaki ekonomik ve sosyal değişimlerin yanı sıra. Nüfus yoğunluğu ve kentlerin büyümesini tanımlamak için kentleşme terimi. Özne burada gene kentleşme terimi. Kalsın diyorum. Kentleşme terimi Ceyhan'a baktığımda bu da özne. Bu da bir kalsın diyorum. Kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğu ile ilgili kentlerin büyümesiyle birlikte oluşan ekonomik ve sosyal değişimler kentleşme terimi kullanılarak tanımlanır. Şimdi gene özne kentleşme terimi de tanımlanır yüklem değil. Benim yüklemimde is use kullanılır olması lazım. Ama burada kullanılarak diyerek ya by using ya da using şeklinde ele karak çevirisi atmış. O yüzden olur mu? Bu da olmaz. Kentleşme terimi özneyi tutabilirim. Kullanılır yüklemi tutabilirim. Şimdi içeriye düşüyoruz. Dört muhtemel cevap var çünkü. İçeriye git. Bak tanımlamak için kullanılır ekonomik sosyal değişimleri. Nasıl ekonomik sosyal değişimler? Relative clause'u tut diyor. A company eşlik eden nüfusun yoğunluğunu kentsel alanlarda ve şehrin gelişmesinde eşlik eden sosyal ve ekonomik değişimler. Herhangi bir cümle bağlacın var mı burada? Yok, sosyal ve ekonomik durumları tanımlamak için demiştim. Ekonomik ve sosyal değişimlere bağlı olarak depending on böyle bir şey yok. Kentlerin büyümesiyle meydana gelen nüfus yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Birincisi bağlı olarak gibi bir durum söz konusu değil.
Öncelik ele karak çevirisi atmıyorum. Şuradaki çeviriye dikkat et. Eşlik eden nüfusun yoğunluğuna eşlik eden kentsel alanlarda gibi bir yapı aramam lazım. Kentsel alanlardaki ekonomik ve sosyal değişimlerin yanı sıra gibi bir yanı sıra ek olarak bağlacım yok. Peki hocam yanı sıra ek olarak görünce hangisine gitmem gerekiyor? Along with yanı sıra ek olarak, together with yanı sıra ek olarak, as well as yanı sıra ek olarak, in addition ek olarak ya da in addition to, besides yanı sıra ek olarak. Şimdi bunlar neydi? Yanı sıra ya da ek olarak paralel yapı ekleme bağlıcı. Benim cümlemde hiç ekleme bağlıcı var mı? Benim cümlemde hiçbir şekilde yanı sıra bağlıcı yok. Onu da gönderdim. Şimdi Ceyhun'a baktığımda diyor ki kentleşme terimi kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğu ile kentlerin büyümesinin yol açtığı ekonomik ve sosyal değişimleri tanımlamak için. Şimdi yol açtığı ekonomik sosyal değişimler mi yoksa an company eşlik eden mi? Bakacağız. Şimdi şu Edirne'ye bir bakalım. Kentsel alanların nüfus yoğunluğuna ve kentlerin büyümesine eşlik eden, yakaladım seni. Ekonomik ve sosyal değişimleri tanımlamak için kullanılır. İçeride neyi sorgulat şıklarda? Birisi meydana gelen, diğeri eşlik eden, diğeri de şuradaki de neredeydi o? Yol açtığı. Hangisine gideceksin? A company eşlik etmek demek. Eşlik eden değişimleri tanımlamak için demem lazım. O yüzden doğru cevabım ne olur? Edirne olur. Bunu nereden çıkardı? Özne yüklemden değildi. Çünkü 4 şık kalıyordu. Özne yüklemden değil de direkt relative clause'un çevirisiyle verdi bak. Tanımlamak için neyi? Ekonomik ve sosyal değişimleri. Nasıl ekonomik sosyal değişimler? Eşlik eden ekonomik ve sosyal değişimleri tanımlamak için. Bunu aramanı istiyor. Bak eşlik eden ekonomik ve sosyal değişimleri tanımlamak için kullanılır doğru cevap. Geldim dörde. Öznemi bulalım. Özneyi bulmak için benim ne yapmam lazım? Yüklemi bulmam lazım. Peki yüklem şu combine mı? Hayır, burada which var. Which'in içerisinde. Bu benim ana yüklemim mi? Değil. Birikmiş bilgiye yüzyılların araştırmasının birikmiş bilgisini birleştiren arkeoloji özne. Give us, verir bize. En son çekimli fiil bu değil mi? Verir bize. İnsan geçmişinin hikayesini, geçmişini verir. O zaman give us, burası yüklem. Burası yüklemse senin öznen hangisi diyor bana ÖSYM. Ben de diyorum ki ben özneyi buldum. Özne bir relative clause öznesi. Şuraya kadar özne. Peki nasıl arkeoloji? Birleştiren arkeoloji. Biz Türkçe'de o arkeolojinin önünde bunu görmeniz lazım. Bak combine. Birleştiren arkeoloji. Yapan X, giden X, gelen Y. İlla bu an çevresini görmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman accumulated birleşmiş ya da birikmiş demek. Yüzyıllarının bir sürü tamlama atmış. Investigation araştırma, yüzyılların araştırmasının birikmiş bilgisini birleştiren arkeoloji. Şimdi birleştiren arkeoloji, sunan arkeoloji bakalım. Şimdi birisi arkeoloji ama sunan demiş. Şimdi birleştiren dese daha doğru olur. Arkeoloji tek başına özne olmaz. Arkeoloji demem lazım. O zaman Bursa Ceyhan'ı gönderdim. Denizli'ye battım. Bir araya getiren arkeoloji, direkt arkeolojinin olduğu yere odaklanın. Buraya baktım arkeoloji tarafından. Böyle bir şey var mı? Arkeoloji tarafından demen için bahis, arkeoloji tarafından, arkeoloji vasıtasıyla gibi bir şey atman lazım. Ama burada yüzyıllar boyunca yapılan araştırmalar sonucu biriken bilgiyi özne vermiş. Benim öznem arkeoloji. Şimdi ikisi arasında kaldın. Acaba sunan arkeoloji mi yoksa bir araya getiren arkeoloji mi? Birleştiren arkeoloji mi? Bir araya getiren arkeoloji sunar verir bize şeklinde devam etmen gerektiği için sunan arkeoloji olmayacak. Doğru cevabın direkt ne olacak? Denizli bir araya getiren arkeoloji sunmaktadır da yüklenmektedir. Tamam. Geldim 5'e. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi öncelikli olarak hocam uzun bir cümle. Tamam, korkma, gözünü korkutma. Sen önce bir yüklem ara. Yüklem aramaya bakacak olursam International Organization, uluslararası kuruluşlar. Count Countries, buradaki count, hesaba katmak, görmek,
Verb değil mi? Öncesinde herhangi bir who, which, that gibi yapılar görebiliyor musun? Yok. O zaman bunun öznesi şuradaki can't fiiline kadar, şurada özne yüklem öncesindeki de öznem oluyor. Şimdi uluslararası örgütler özne, görürler ülkeleri ve eyaletleri, devletleri onların üyeleri olarak ve diyerek ikinci cümleye geç. Ve bu örgütler ikinci cümlenin öznesi have some bazı resmi rollere sahiptir. Sahiptir diye de çevirebilirim. Şimdi bakalım özneden yürüyelim. Uluslararası kuruluşlar. Şimdi uluslararası kuruluşların demiş bir dursun. Buraya baktın uluslararası kuruluşlar var mı? Evet. Ama kabul eden uluslararası kuruluşlar demiş. Gene burada bir an-en çevirisi var. Benim öznem ya red clause öznesi mi? Değil. O zaman Bursa'yı da gönderdim. Ceyhan'a baktım. Uluslararası kuruluşlar. Ceyhan kalsın. Edirne'ye baktık. Nerede uluslararası kuruluşlar? Bak uluslararası değil. Uluslararası kuruluşlar ama önüne hemen bak. Sahip olan uluslararası kuruluşlar. Bu da bir relatif klas sözcüsü gene. Buna ne yapmam? Öncelik vermem. Hocam bunu nasıl yazması gerekiyordu? Şöyle yazması gerekiyordu. International Organization that have ya da that has. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz Özgül Hocam. Bu da gitti. Şimdi elimde ne kaldı? Şuna bir bakayım. Denizli'ye baktığımızda uluslararası kuruluşlar demiş ama kabul eden uluslararası kuruluşlar. Sen de patladın. Bana sadece uluslararası kuruluşları var. Ya Adana'yım ya da Ceyhan. Şimdi boşluğun şurasına bakıyoruz. Fiile bak diyor şimdi. Bu uluslararası kuruluşlar görürler ülkeleri ve devletleri üyeleri olarak. Bunu arayacağım. Ülkeleri ve devletleri üyeleri olarak kabul etmesinin sebebi, nın sebebi, nın sebebinin İngilizce versiyonu the reason why'dır. Böyle bir şey var mı cümlede? Nokta noktanın sebebi. The reason why. Neden kabul ettiklerinin sebebi? Böyle bir şey yok. O zaman Adana değil. Doğru cevap ne olur? Ceyhan olur. Ülkeleri ve devletleri üyeleri olarak görmektedir. Ve bu devamına dikkat. Ve bu and these ve bu örgütler have some bazı resmi rollere sahiptir. Kuruluşların özellikle müşterek güvenlik sağlayıcı olarak uluslararası sistemde resmi bir rolü vardır, sahiptir, mevcuttur, bulunmaktadır. Doğru cevap direkt ne olur? Ceyhun olur. Geldim diğerine. Demek ki özne yüklem bağlaç bağlamında gidiyoruz. Oldu'yu gene tuttuk. Şimdi Oldu ne? Kadesada rağmen. Cepte mi cepte? Şimdi şuradan Oldu'yu okunu çek, sede, sada, rağmen diye çevir. Fiille birleştireceğiz. Şurada Asya Avrupalı kaşifler Asya'ya yola çıkmış olsa da o yola çıksa da gitse de seyahat etse de gibi bir çeviri atacağım. Benim ilk cümlemin sede sadanın olduğu cümlenin öznesine Asyalı Avrupalı kaşifler. Şuraya bir tutalım. Şimdi Avrupalı kaşifler çıksa da yola çıksa da. Bak buradan arayalım. Avrupalı kaşifler, güzel, yola çıkmasına rağmen de olur. Asya'ya milattan önce 1. yüzyılda gitme cesaretini göstermiş olsalar da belki dursun. Avrupalı kaşifler Asya'ya yüzyılında gitme cesaretini göstermiş olsa da bak aynısı dursun. Onun dışında Ceyhan'a baktığımda hani burada Avrupalı kaşifler özne olacak. Şimdi cesareti gösteren Avrupalı kaşifler. Gitme cesaretini gösteren an-en çevirisi yapıyorsan gene burada Avrupalı explorers who deyip açman lazım. European explorers who deyip açman lazım. Öyle bir şey yok. O da gitti. Onun dışında Denizli'ye baktığımda gösteren Avrupalı kaşifler. Bu da gitti. Onun dışında Edirne'ye baktığımda Avrupalı kaşifler. Güzel. Şimdi Avrupalı kaşifler gitme cesaretini göstermiş olmalarına rağmen güzel. Göstermiş olsa da o da güzel. Adana, Bursa ve Edirne güzel. İkinci cümle belirleyici oluyor. İlk önemli Avrupalı etkileşim kıtayla. Buraya kadar özne mi acaba? Şimdi şurada ikinci cümleyi bölecek olursak ilk çekimli fiil başlamak fiili verb değil mi? Fiilin öncesi özne değil mi? Evet. O zaman ilk Avrupalı kıtayla etkileşim. Özne bu. Başladı 1498'de demem lazım. Bakalım. Kıta ile kayda değer mi ilk mi? İlk demen lazım.
Kayda değer ilk önemli Avrupalı etkişil. Kayda değer ilk A, o da geldi. İlk Avrupa teması başladı yüklen. Arası beni ilgilendirmiyor burada. Adana güzel kaldı. Bir dursun. Onun dışında Bursa'ya bakalım. Vasco de Gama'nın Portekizli filosunun Hindistan'a vardığı yılı olan 1498 kıta ile kayda değer bir Avrupa temasının başlangıcıdır. Bu dırdır isim cümlesi değil mi? Dırdır isim cümlesiydi. Dırdır isim cümlesi mi var orada yoksa başladı mı diyorsun? Başladı fiil cümlesi arıyorum. O zaman Bursa'da gitti. Onun dışında Edirne'ye baktığımda iki bir birası olmuyor mu hocam? Yok, o iki cümle olduğu ile bölünmüş ikinci bir cümle. Edirne'ye baktığımızda kıta ile kayda değer ilk Avrupalı temasının başlaması. Bura mı özne? Böyle bir özne var mı? Temasın başlaması değil, ilk Avrupalı temas, kıta ile ilk Avrupa teması başladı diyeceksin. Burada yılına dayanır diyor yüklem olarak da. Edirne'de gittik. Doğru cevabım direkt ne olur? Adana olur. Peki devamını nasıl çevirirsin? Buradaki ben aslında 1498 ile ilgili bilgi veren bir red clause cümleci. Nasıl 1498? Portekizlimizin, kaçibimizin, Vasco da Gama'nın vardığı nereye? Batı Hint kıyısına vardığı 1498 diye çeviriyorum. Tamam. O yüzden doğru cevabımız Adana. Yani burada aslında özne yüklem bağlamında devam edip ikinci cümleyi de özne yüklem olarak ayırırsak doğru cevaba yaklaşır mıyım? Yaklaşır. Geldim şimdi Türkçe İngilizce. Türkçe İngilizce her zaman öğrenciyi, adayı daha çok zorluyor. Neden zorluyor? Neden? Çünkü Türkçe'de de özne yüklem ayrımı yapmakta bazı sorunlar yaşıyoruz hocalar. Şimdi birinci cümleye baktım. İlk cümleye baktığımda burada öznenin. Feodalizm terimi, değil mi? Feodalizm terimi virgüle kadar genelde özne olur. Feodalizm terimi Avrupa'da 19. yüzyıl civarında ortaya çıktığı iddia edilen, daha ortaya çıktığı demiyor, çıktı demiyorum bak. Ortaya çıktığı iddia edilen askeri gücü oluşturmayı amaçlayan, bak bunlar hep red clause anen olduğu için, amaçlayan sistemi tanımlamak için kullanılır. Şimdi yüklemlerde kullanılmaktadır. Şimdi özne bu, yüklem bu. Yüklem aynı zamanda ne? Pasif bir çekim. Özneden yürüyelim. Biz bunu SVO şeklinde yazmayacak mıyız? Evet. Peki özne ne? Feodalizm terimi. Feodalizm, Feodalizm tek başına mı? Yoksa izeten bir terimdir. Böyle bir cümle var mı? Feodalizm bir terimdir. Hayır, feodalizm terimi demen lazım. Gitti. It is claimed that şu iddia edilir. Böyle bir yüklem var mı? Böyle bir yüklem de yok. Bu da gitti. Gönder. Bak burada tam çeviri şudur. Feodalizmin teriminin kullanıldığı iddia edilir. Böyle bir şey yok. O da gitti. Feodalizm terim olarak mı? Tanımlar mı? Kullanılır mı? Kullanılır. Gönder gitsin. Feodalizm, burada siyasal sistem de deyip açmışsın. Feodalizm nerede? Feodalizm olarak adlandırıldı. Böyle bir şey yok. Nesne yapmışsın. O da gitti. Feodalizm terimi kullanıldı. Doğru cevap direkt ne olur? Doğru cevap direkt Edirne olur. Çünkü özlem feodalizm terimi. Bir tek bunu bana veren nedir? Edirne'dir. Yani özne yüklem bağlamında da gidebilir miyim? Sadece doğruya gidebilirim. Peki 8. soruya geldiğimizde öznemiz ne? Gene renkler. Bu bir özne. Ne yediğimizden ne içtiğimize kadar from to dandan. Bir şeyden bir şeye kadar günlük kararlarımızın çoğunu bilinçli veya bilinçsiz olarak etkiler yüklen. Şimdi o zaman renkler etkiler diye SV dizilimi yazmanı istiyor sende. Renkler. Bak Adana güzel. Etkiler Adana kalsın. Nerede? Renkler sahiptir demiş bak. Renkler sahiptir. Bir etkiye mi? Etkiler mi diyeceğiz? Etkiler diyeceğiz. Bursa'ya da gönderdim. Renkler etkiler. Ceyhan kalsın. Günlük zevklerimizin çoğu. Ne gibi? Yediğimiz şey gibi. What we eat. Giydiğimiz şey gibi. Bu mu özne? Etkilendirilir pasif çekim mi? Etkiler diyeceğiz. Etkilendirilir olmaz. Bu da gitti. Sonra birçok günlük karar gibi renkler. Gibi var mı? Gibi yok. Hadi onu geç. Etkiler yediğimiz şeyi ve giydiğimiz şeyi bilinçli ya da bilinçsiz olarak.
Benim söylemek istediğim ne yediğimizden ne giydiğimize. From to kalıbı istiyorum. Yediğimiz şeyden giydiğimiz şeye kadar. Onun dışında etkiler aktif istiyorum veya or istiyorum. Bakalım acaba doğru cevap Adana mı, Ceyhan mı yoksa Edirne mi? Adana diyor ki renkler etkiler günlük kararlarımızın çoğunu. Saçız gibi demiş. Böbiçeği var mı? Böbiçeği yok. Saçız gibi bir gibi örnekleme bağlacım yok. Onu bir gönder. Renkler etkiler günlük kararlarımızın çoğunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak from to kalıbı kullandım. Bak giydiğimiz şeyden to mat bir ver. Giydiğimiz şeye kadar from to kalıbı bir şeyden bir şeye kadar şeklinde kullanıldığı için doğru cevabım direkt ne olacak? Ceyhan olacak. Geldim 9'a. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi buradaki özneyi bir bulalım. Haçlı seferleri sırasında Orta Doğu'ya ulaşan savaşçıların arasında yeni bir ülke, yeni bir hayata başlamaya hevesli Avrupalı göçmenler de bulunuyordu. Göçmenler de vardı. Şimdi Haçlı seferi sırasında Doğu'ya ulaşan şuradaki ene dikkat. Savaşçıların arasında, ulaşan savaşçıların arasında yeni bir ülke, yeni bir hayata başlamaya hevesli Avrupalı göçmenler. Özne Avrupalı göçmenler diye tutabilirim ama bunlar hevesli olan diye de çevirebileceğiz. Bunlar da bulunuyordu. Bakalım. Alongside yanı sıra. Var mı öyle bir şey? Yok gibi. Yanı sıra savaşçıların. Nasıl savaşçıların? Eray, varan savaşçıların. Ulaşan savaşçıların. Orta Doğu'ya Haçlı Seferi sırasında ulaşan savaşçıların yanı sıra. Sırasında bak. Haç seferleri sırasında ile yanı sıra aynı şey değil. Sırasında esnasında during yapısıyla aynıdır. Bunun yanı sıra. Yanı sıra yok ama. Hani şuradaki red cross oldu gibi. Avrupalı göçmenler de istekliydi, hevesliydi başlamak için yeni bir hayata, yeni bir toprakta, yeni bir ülkede, yeni bir bölgede. Şimdi olabilir, bir dursun Adana, bir dursun diyoruz. Şimdi Bursa'ya baktığımızda varan, ulaşan savaşçılar arasında Derver olsun. Avrupalılar da, Avrupalı göçmenler de vardı. Şimdi Avrupalı göçmenler de istekliydi mi? Avrupalı göçmenler de bulunuyordu mu? Nasıl Avrupalı göçmenler? Eager to. Başlamayı hevesli olan. Şimdi yakaladım seni. Birazcık çakal dikkat edilmesi gereken bir soru atmış. Hocam neden Adana değil de Bursa'ya öncelik veririm? Çünkü şundan dolayı. Şimdi Adana'da dikkat edin göçmenler hevesliydi demiş başlamak için. Ama burada demiş ki yeni bir ülkede yeni bir hayata başlamayı hevesli Avrupalı göçmenler vardı. Şimdi ulaşan savaşçıların arasında ikisinde de aynı olduğu için vardı mevcuttu Avrupalı göçmenler de. Nasıl Avrupalı göçmenler? Def açmamış da direkt geçmiş. Başlamaya hevesli olan. Bursa güzel kalsın. Ceyhun'a baktığımda Orta Doğu'ya ulaşan Haç seferleri sırasında ulaşan savaşçılara eşlik edildi. Ana yüklem eşlik edildi. Avrupalı göçmenler tarafından eşlik edildi gibi bir yapı yok. Ana yüklem o değil. Şimdi savaşçılar vardığında mı yoksa şöyle bir baktım ulaşan savaşçılar mı? Ulaşan Red Plus atman gerekiyor. O yüzden Denizli'de gitti. Edirne'ye baktım. Avrupalı göçmenler özne savaşçıların arasındadır. Nasıl savaşçılar? Varan Orta Doğu'ya Haçlı seferleri boyunca amacıyla yeni bir hayat ve yeni bir toprak amacıyla ulaşanların arasındadır. Arasındadır mı? Bunlar da vardı, mevcuttu, bulunmakta mıydı? DDA vurgusu var mı burada? Yok. DDA vurgusu bir tek nerede gelmiş? Bursa'da gelmiş. O yüzden doğru cevabımız ne olacak? Bursa olacak. 10. sorumuza baktım. 10 bin yıldan daha uzun bir süre önceki tesadüfi keşiften bu yana çay. A nereden elendi? A şuradan elendi. Şimdi A'da da olsa var ama şurada diyor ki göçmenler hevesliydi. Başlamak için mi? Yoksa Avrupalı göçmenler başlamaya hevesli. Hevesliydi. Başlamak için mi? Hevesli olanlar mı? Avrupalı göçmenler hevesli idi ya da hevesli başlamak için diye Avrupalı göçmenlerden sonra yazmamız daha mantıklı olur. Hevesli olan anlamında olur. Geldim ona.
Şimdi benim burada öznem çaya kadar mı yoksa tek başına çay mı? Atılacak hocam PDF'ler. Ben burada demişim ki 10 bin yıldan daha uzun bir süre önceki tesadüfi keşiften bu yana, o zamandan bu zamana kadar. Aslında şuraya kadar bir zamansal vurgu veriyor bana. O zamandan bu zamana kadar çay dünya üzerinde su dışında en çok tüketilen sıvı haline geldi. Asıl öznemiz çay mı? Evet, bizim asıl öznemiz çay. Şimdi çaysa eğer çaydan yürüyeceğiz. Çay en çok tüketilen sıvı oldu, haline geldi. Olmak bir kan olabilir. Hani bu şekilde kullanabilirim. Çay is diyebilir, tea is diyebilir, tea was diyebilir. Bakacağım. Diyor ki çay özne güzel ama kazara keşfedildi diyor. Kazara keşfinden bu yana diyerek zaman zarfının içine vermen lazım. Ana yüklem olarak atamazsın bunu. Adana ana yüklem yapmış. Bak çay kazara keşfedildi. Böyle bir şey yok. Şimdi çayı bulayım önce. Çay oldu. Güzel. Bir dursun. Ceyhun'a bakayım. Çay dırdır. Şimdi haline gelmek olmak en sık tüketilendir. İsim cümlesi mi dersin yoksa haline geldi oldu mu dersin? Sanki oldu dersin. Bunun dışında Denizli'ye baktığımda from the time onun kazara keşfinden zamandan beri nasıl kazara keşfi? 10 bin yıl öncesinde yaklaşık zamanda keşfinden bu yana çay oldu. Bak bu da güzel çay bir kan. Onun dışında burada çaya bakalım. Çay ama neyin içinde? The reason why. Nın sebebi. The reason why'ı görüyorsanız aklınızda sürekli bir nın sebebi. Nın sebebi. Bir şeyin sebebi. Ne akıl olsa işte. Ve bunun asıl ana yüklemi izdet şudur. Dırdır isim cümlesi verdim. Bu da olur mu? Bu da olmaz. Onu da gönderdim. Acaba benim doğru cevabım Bursa mı? Ceyhan mı yoksa Denizli mi? İkinci tarafa bakalım. Bak şimdi diyor ki 10 bin yıldan daha uzun bir süre önceki tesadüfi keşfinden bu yana çay en çok tüketilen sıvı haline geldi. Denizli onun kazara keşfinden beri yaklaşık 10 bin yıl önce kazara keşfinden beri çay en çok tüketilen sıvı oldu yeryüzü üzerinde sudan başka. Şimdi sudan başka var mı? Hemen bir bakalım. Su dışında sudan başka olabilir. Bu Bursa kalıyor. Ceyhan'a baktığımda keşfedildiğinden beri çay en sık bir şekilde tüketilen sıvı oldu su ile. Su ile mi? Sudan başka mı? Sudan başka. O da gitti. Şimdi onun kazara keşfindeki zamandan beri 10 binler geçen, 10 bin yıl geçen. Keşfinden beri çay oldu ikinci en tüketilen değil, en çok tüketilen dünya üzerinde dış dünyada çok tüketilen en çok tüketilen sıvı haline geliyorsa one of the most ya da burada second most gibi yapılardan uzak durmanız gerekiyor. O yüzden doğru cevabı ne olacak? Bursa olacak. Hocam buradaki apart from neye denk geldi? Sudan başka bak. Su dışında. Except for rather'dan sudan başka anlamında kullandığım bir yapı olmak lazım. Geldim 11'e. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Özne'ye baktığımda bir dakika görüntüm kaydı. Şimdi tarih boyunca bu bir zaman zaten. Deniz kabuğundan sigaraya kadar rontu kalıplı çeşitli nesneler ödeme araçları olarak kullanıldı. Şimdi benim öznemle çeşitli nesneler özne kullanıldı yüklem. Ve burada bağlacım benim nasıl bir bağlaç ama fakat zıtlık bağlacı. Ancak buradan bir yürüyelim. Tarih boyunca deniz kabuğundan sigaraya kadar çeşitli nesneler, X'ten Y'ye kadar çeşitli nesneler ödeme aracı olarak kullanıldı. Şimdi çeşitli nesneler sıralanan deniz kabuğundan sigaralara kadar güzel kullanıldı yüklem. Bu da güzel. Ne olarak? Ödeme aracı olarak. Payment of means. Tarih boyunca da vermiş, mis gibi vermiş. Bir de bat demiş. Adana çok güzel geldi bir dursun. Şimdi altın ve gümüş baskı geldi, baskın geldi. Araç olarak geri ödeme aracı olarak 8. yüzyılda. Ama şimdi benim amam yanlış yerde. Benim tarih boyunca işte deniz kabuklarından sigaraya kadar çeşitli nesneler kullanıldı demem lazım. O yüzden bunu da gönderdim. Sonra Ceyhun'a baktığımda Natonni Batolso yapısı vermiş. Sadece X değil aynı zamanda Y de gibi bir bağlacım yok zaten. Tarih boyunca bir dizi madde ne dahil olarak deniz kabuğu ve sigaralar dahil olarak bir dizi madde
Were in use. Kullanımdaydı. Kullanıldı demiyor bak. Kullanımdaydı. Kullanımdaydı. Ödeme aracı olarak ama demiş. Burada da bir sakatlık var. Ben kullanımdaydı diyemem. Kullanıldı demem lazım. O yüzden Denizli'ye de öncelik verme. Benim cümlemde herhangi bir bağlaç sedasada rağmen vurgusu mu var? Yoksa ancak vurgusu mu var? Ancak ama fakat vurgusu var. O yüzden oldu olsa sedasadaya gitmem. Onun dışında altın ve gümüş oldu. Baskın olsa da gibi bir bağlaç var mı? O da yok gitti. Şimdi kaldık neyle? Adana'yla. Adana'yı bir de Denizli'yi dikkat ediyoruz. Şimdi tarih boyunca bir dizi madde ne dahil olarak deniz kabukları, sigaralar dahil olarak bir dizi madde kullanıldı ödeme aracı olarak ama bir de şuna bakalım. Ne demişti? Çeşitli maddeler deniz kabuğundan sigaralara kadar kullanıldı ödeme aracı olarak. Ama şimdi amaya bak iyicene sağlamlaştır. Milattan önce 8. yüzyılda altın ve gümüş baskı haline geldi. Ama milattan önce 8. yüzyılda altın ve gümüş özne baskı haline geldi yüklem. Altın ve gümüş baskın hale geldi 8. yüzyılda güzel Adana. Denizli'ye baktığımda Denizli'de ama hiçbir şey karşılaştırılamaz altın ve gümüşle. Nasıl altın gümüş? Olağan altın gümüş. Önceliğin olur mu? Olmaz. Doğru cevabın direkt ne olacak? Direkt Adana olacak. En son soruma geldi olacak olursam şuradan bir sorumuza bakayım. Aynen YouTube'a yüklendikten sonra ya da sınav kampüsüne yüklendikten sonra dokümanı indirebilirsiniz hocalar. 12'ye baktık. Şimdi 12'de ne görüyorum? Bir ramen gördüm orada. SEDESA'da ramen var. Şimdi rameni görüyorsan gözün ne arasın? Oldu, İvim, Domates. Doğu yapıları aramayacak mı? Evet, bu bir. Peki benim ana yüklenme öznem neler? Gazetelerin televizyon yayıncılığına göreceli olarak başarılı bir biçimde uyum sağlamasına rağmen. Şimdi gazeteler televizyon yayıncılığına uyum sağlamasına rağmen bak o zaman gazeteler özne uyum sağlamak yüklem rağmen de bağlaç. Şimdi rağmen bağlacımsa ben öncelikli olarak gözüm neyi arar? Tabii ki de Even Doğu'yu arar. Tabii ki de gözüm Doğu'yu arar. Tabii ki de gözüm Despite ramen olarak arayabilir. Ama burada bir yüklem, özne yüklem ilişkisi olduğu için Despite öncelik vermiyorum. Şimdi Even Doğu, televizyonlar ya da televizyon çağı eğilimli olsa da mı uyum sağlasa? Bakalım. Sin görülmeye ne olarak gazetelerin öncüsü olarak görülmeye uyum sağlasa da. Şimdi olası olsa da uyum sağlamasına rağmen dememiş bak. Burada eğilimli olsa da demiş. Öncelik verir miyim? Vermem. Denizli'ye bakayım. Gazeteler uyum sağlattı ya da adapte edildi televizyona. Şimdi adapte edildi televizyon yayının nispetil başarıyla. Nispi başarıyla adapte edilse de uyum sağlasa da hani adaptasyona belki vermiş olabilir. Bir dursun. Denizli bir dursun diyoruz. Edirne'ye baktığımızda nispi başarıya rağmen nispi başarılı adaptasyonu gazetelerin televizyon yayınına nispi göreceli başarısına rağmen mi? Uyum sağlamasına rağmen mi? Şimdi uyum sağlaması lazım. Başarısına rağmen diyemem. O yüzden Edirne'yi de gönderdim ki cümle alır formda olması lazım. İkinci tarafa bir bakalım. Soruyu ikinci taraftan çözmeye çalışalım. Televizyon öncesi dönem muhtemelen gazetelerin en parlak dönemi olarak kabul edilmektedir. İkinci cümlenin öznesine buradan da yürüyebilirsin. Eğer zorluyorsa zaman kaybetme. Televizyon öncesi dönem muhtemelen gazetelerin en parlak dönemi olarak kabul edilen dönemde. Kabul edilmektedir. Pasif atmış bir de. Televizyon öncesi dönem kabul edilir yüklem. Şimdi ikinci tarafa baktığında o zaman televizyon öncesi çağ kabul edilir. Bak ikinci tarafta diyor ki gazetelerin televizyon yayını adaptasyonu görüldü. Nispeten başarılı olarak. Bunu ters atmış. Bağlaçlar yanlış yerde. Televizyon öncesi çağ benimle değil, öznem değil, o bir gitti zaten. Onun dışında Denizli'ye baktığımda nerede o? It is likely that, şu olasıdır. Şu muhtemeldir. Televizyon öncesi çağın düşünülmesi gazetelerin öncüsü olarak şimdi. Gazetenin en parlak dönemi olarak.
Kabul edilmektedir mi, olası muhtemel mi dersin? Bana bir kabul edilme lazım. Kabul edilme var mı? Kabul edilme yok. Sonra şuraya bir bakayım. Bunlara bakmamıştık. Diyor ki even after, nispeten başarılı olan adaptasyon sonrasında bile. Ama sonrasında bile even after'lık bir yapım da yok. O da gitsin. Onun dışında şöyle bir bakacak olursam, televizyon çağı en muhtemelen düşünüldü gazetelerin parlak çağı olarak. Ama onların adaptasyonu televizyonu görüldü nispeten başarısız olarak. Şimdi burada hangisine gitmek daha mantıklı? Ceyhan'a mı Denizli'ye mi gitmek daha mantıklı sizce? Zor bir soru, karışık bir soru olarak gelmiş. Hangisine giderdik? Beynim yanıtıyor. Karışık bir soru. Bak, gazetelerin televizyon yayıncılığına göreceli olarak başarı biçiminde uyum sağlamasına rağmen, gazeteler uyum sağlamasına rağmen televizyon öncesi dönem kabul edilmektedir. Parlak dönemi olarak kabul edilmektedir. Şimdi bir bakalım. Bak, gazeteler adapte olmalarına rağmen televizyon yayınına nispi bir başarıyla, it is likely that, şu olasıdır, televizyon öncesi çağın düşünülmesi. Ne olarak? Gazetenin en parlak dönemi olarak düşünülmesi olasıdır demiş. Burada kabul edilmektedir diyor. Kabul edilmektedir ana yükleme olması lazım aslında. Yani en yakın bu ama bir dursun. Şimdi nispeten göreceli olan başarıya rağmen televizyon öncesi çağ ilişkilendirilir. Ne olarak? Gazetelerin en parlak dönemi olarak düşünülür. Acaba Denizli mi, Edirne mi? Şimdi ne oldu? It is likely that, şu olasıdır, muhtemeldir. Hangisine gidersin? Even after sonrasında bile olmaz. Bak, zorlamış bir soru. Even though zıtlık yanlış yerde, bak burada hani televizyon öncesi çağın olduğu, televizyon öncesi dönemin olduğu özneli yapıda değil. O gitti. Onun dışında Ceyhan'a baktığımda televizyon öncesi çağ muhtemelen most probably, çok büyük olasılıkla düşünüldü gazetelerin öncüsü olarak, ama zıtlık bağlacım yok. Hani en muhtemel, en yüksek bir şekilde, hani aşırı derecede muhtemel diyemez. Peki ben şunu söylüyorum. Tamam, Denizli'de kaldım ama niye burası it is likely that oldu? Bak, neden it is likely that doğru cevap oldu? Muhtemelen kabul edilmektedir dediği için. Oradaki muhtemelden gittiğimiz için aynen doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Burası niye olmadı? Nispeten göreceli adaptasyonuna rağmen gazetelerin yayınlara, adapte olmalarına rağmen olsa da gibi bir şey demen lazım. O yüzden buraya gitmedik. Tamam? Doğru cevabım ne olur? Denizli. Bu biraz zorlamış. Biraz gözden kaçırmaya çalışmış. Haklısın. Tamam. Uyum sağlamak fiili olması gerektiği için despite burada, hani adaptasyonuna uyum sağlamasına rağmen şeklinde, uyumuna rağmen diye çevirir. Bir eylem durum söz konusu olmadığı için Edirne'ye öncelik vermiyorum. Anlaştık. Orada it is likely that yapısı da nereden geliyor? Muhtemelen, olası, ihtimal anlamından geliyor. Şimdi likely yapısını görünce, likely'yi görünce olası, muhtemel diye çevirebilirim. Be likely to yapısını görürsek, be likely to da bir şeye meyilli, eğilimli olmak demek. Meyilli ya da eğilimli olmak anlamında da kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Peki unlikely desem, olasılık dışı, ihtimal dışı, olasılık dışı şeklinde kullandığım bir yapıya dönüşür. Anlaştık mı? O yüzden doğru cevabımız Denizli. B neden olmadı? B şundan dolayı olmadı. Özne yanlış yerde. Benim bağlacımın Sedasa'da rağmen bağlacımın olduğu yerde öznemiz gazeteler. Ama burada televizyon öncesi çağ görülse bile, görülebilse bile ya da görülme ihtimaline karşı anlam kattığı için yanlış özne yüklem yerindeler. O yüzden bursa olmaz. Tamam.
görülme ihtimalinde olmasına rağmen gibi bir yapı da değil. Özlemli televizyon öncesi çağdayı. Bu soru birazcık bizim dikkatimizi dağıtmak için karıştırmış. Aslında oradaki we like the two yapısı beni nereye atıyor? Muhtemelen attığı için. Hani onu görüp direkt de işaretleyebilirdim ama en yakın şıkkın gene ne olur? Gene denizde olur. Onu görmesen dahi. Anlaştıysak eğer yarın kaldığımız yerden devam edeceğim hocalarım. Yarın yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakayım. Closed test çözümü vardı ve saat kaçtaydı hemen bakayım. Onu da kaçırmayın. Hemen söyleyeceğim. Hemen bir saniye. Nerede bizim muhteşem programımız? Sınav kampı da maşallah gün içerisinde o kadar çok paylaşım yapıyor ki bir programı göremedim. Saat 1'de yarın saat pazar günü yarın saat 1'de buluşuyoruz hocalarım. Yanlış hatırlamıyorsam close test çözecektik. Aynen. Hocam Instagram'dan mesaj atmıştım. Bir bakabilir misiniz? Ders sonrasında bakayım Semra Hocam. Ede Hoca Instagram hesabını takipte kalmayı ihmal etmeyin. Her güne bir yeni kelime soru çözümü. Onun dışında gün aşırı hani bir gün kelime bir gün bağlaç şeklinde yine devam ediyoruz. Cumartesi pazar biraz yoğunluktan yüzde derslerden kaynaklı olarak ufak bir tatil verip hafta içi kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden Ece Hoca ya da Instagram hesabını muhakkak ki takipte kalın derim. Yarın saat 1'de close test soru çözümünde gramer tekrarı yapacağımız aslında. Close testi bu yüzden seviyorum. Gramer tekrarı yapacağımız bir ders olacak. Çeviri videoları gelecek tabii ki. Yarından itibaren gene aynı şekilde kaldığı yerden devam edecek onlar da. Her güne bir yeni çeviri sınav kampında. Onu da merak etmeyin. YDS'ye kadar, YÖKDİL'e kadar YÖKDİL soru çözümleri olarak gideriz. Özellikle Ocak ayının sonundan itibaren karışık hem YDS hem YÖKDİL şeklinde gideriz. Ve Şubat'tan sonra da zaten full sadece YDS şeklinde derslerimiz olacak. Anlaştık. Yarın saat 1'de gene kaldığım yerden buradan devam ediyorum efendim. Closed test soru çözümünü yaptıktan sonra sisteme yükleniyor ya sınav kamp sistemine ya da YouTube'a. Dokümanların sistemimize ekliyorlar hocalarım. Her videonun dokümanı siteye ekleniyor. Oradan dokümanları da ulaşabilirsiniz. Buradaki çözüm soruları da orada. Hocam sadece YDT olacak mı? YDT de olacak tabii ki. Hani YDT Haziran ayında olduğu için onlar bir duruyorlar. Durmuyorlar aslında. YDS YÖKDİL soru çözümlerini izlemenin YDT'ciler için hayati önem taşıyor. Bunlar çıkmış sorulardır. Özellikle YÖKDİL çıkmış sorularını YDT'ciler kesinlikle çözmeden ya da YDS'yi bir tık zor oluyor ama YDS'yi sonrasında çözmeden kendi denemelerine kesinlikle geçmemelerini tavsiye ederim. Önce zoru alışın ki sizin denemeleriniz size çok kolay. Hani ya bu ne ki ya bu da çok kolaymış ya bu kadar da soru sorulur mu şeklinde YDT ile dalga geçe geçe çözebilirsiniz. O yüzden önce YÖKDİL'ler, sonra YDT'ler, en son YDT'ler. Tamam mı? Anlaştıysak eğer kendinize şimdilik çok çok kursta konu anlatırken bir yandan da sizi dinleyin. Ay hocam çok hoşsunuz. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın efendim. Görüşürüz. Şurada gideyim. Gel gel gel. İyi akşamlar.